Evet, soyadan ete dönüşüm çekim için. Burada yapılmışı var. Şimdi bazı yerler açılmış. Onları da yine akrilik boyayarak kapattım. İyi. Fena değil. Yani zaten çözünürlük düşük olacağı için gerçekçi gözükür yani. Buna işte yapıştırıcıyla üzerine soya eti yapıştıracağız. Sen çatalla alıp tiftik edip edip çocukların bazı şeylerini tabaklarına koyacaksın. Çocuklar böyle oynayacaklar, hiçbiri yemeyecek. Sen böyle gene gülümsemen kaybolacak. Görüntü git gel yapacak. Çocukların önünde tavuk çatal olacak mı? Olacak, ettirdim hepsini. Peki tamam, sen bunu YouTube'a koyacaksın mı hemen? Yoksa... Hemen koyamam. Koyamazsın çünkü onlar da. Ama hemen şeyden hemen sonra ayrıyeten bizim videomuz olarak koyacağım. Eksik yok. Var mı eksik? Eksik yok abi. En son tam gelmeden önce önlük de aldım. Okan, sen yarın gelirken ben hemen Şahar Hoca'nın evini biliyorsun değil mi? Hangi evini? Temelini oluyor. Temelini biliyorsun zaten. Biliyorum. Aynen şey, harmanlanman gelir diye bir kağıt çeyip vermen gelirsin, o sapır gelecek ya. Beyaz mı ya? Kes satırı. Benim keseceğim satır. Bekliymiş koşmuş. Tamam. Beyaz mı ya? Yüzüm boyunca. Eşin hafta mı be? Başladın mı işe? Sıkıntı yok. Nasıl gidiyor? Bunu kullanırım, bu sen de gayrı. Ne oynayacaksın sen? Yüzü çok boyamaya yapıyorum ya. Gerçek paylaşalım mı? Öldürülecek misin? Elektrik ama yapacağız biraz daha. Ne yapacaksın? Şey yapacağız. Başka bir şey yapacağız. He, tamam. Yani bazen... Neden? Çünkü günlerde zaten seni aç bırakmışlar. Tamam. Aynen. Günlerde seni aç bırakmışlar. Korktuğun zaman bile çok böyle aşırı böyle değil. Hafiften iyi biliyorsun. Aynen. Yani o moda girmen lazım. Birkaç gün böyle aç bırakılmış. Tamam mı? Onu düşüneceksin. Onda
zaman sonra orada aileden uzak. Bu bir. Lan oğlum çek lan. Neyi ben de içi daha koyuyor. Evet. Allah çekilmesin. Muhtemem hocam. Onlar da geldi geçti. Bunu şöyle yapalım istersen bak. Bir bu taraftan bu tarafa. Şöyle. Aynen. Sofi. Neymiş efendim? Toz pompa gaz yapıyorum. Kör gökleş. Büyükler karnımızı doyurmak için bizi evlerine davet etse ne yap? Büyükler karnımızı doyurmak için bizi evine davet etse ne yap? Niye bakıyorsun? Karşını görüyorsun. Sen herhangi bir şey yapmıyorsun. Sadece duruyorsun çünkü çocuk buradan sıyrılıp kaçarken hemen kardeşe Suat giriyor. Ne oldu belli değil ama. Sonra tak görüntü gidiyor, geliyor. Geldikten sonra çocuk yok. Ya pardon, bağlı. Değil mi? Bağlıydı. O zaman kaçan çocuk burada otursun, buraya rahat bağlı. Görmeyenlikle sandalyeye bağlanmış durumda. Evet. Tamam. Bağlısın. Hatta ona da bakalım ya. Geçecek bir kuşak. Bir de şeye bakmak istiyorum Suat. Sen satır kaldırıp indiriyorsun ya. Nasıl gözükecek o? Çünkü mesela benim kafamda şu var. Şurada küçük bir çizgi var ya. Evet. Sen kaldırdıkça elini kaldırıp iniyor gözükecek. İstiyorum. Bu yeter değil galiba ya. Şöyle bir düz dursan olsun. Şey yapalım, çivileri mi var? Çengelliği ne tutuyoruz? Yok, sonradan bağlanacak ya. Ha, çengelliği ne tutuyoruz? Evet. Büyük çengelliği ne dediğin gibi tutursun. Zaten bağlam etmeliyiz. Kesip öyle takacaksın değil mi? Görünüm zaten istiyor. Aynen, görünüm tamam. Diyor zaten. Ha bak şu olur. Biraz ileri git. Neyse. Ha şurada. Neyse onu da yapalım. Şöyle bir şey var. Hiç hiç kulak. İlk başta. İstersen YouTube'dan bakabilirsin abi. Bakalım. Sen Suat yapıyor musun hareketini? Şu an yapıyorum. Güzel. Ama gene de bile çok aşırı bariz, o yüzden ben onu en uca kadar kapatacağım. Derdi en uca kadar kapatacağım. Geç, üç kulak, dönme, aynaya bak. Biraz çocuklara doğru. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpim, saçlarım da var. Yap sen, yap. İyi mi bu hareketler? Gözlerimde kirpim, saçlarım da var. Sabah şey izledim, Olimpos'u. Kamera mı? Senin attığın videoyu izledim ben. Su altını bayağı güzel çekiyor. Hangi kamera o? O normal şey ya. Samsung Note 1 cep telefonu ama kılıf aldım 30 liraya. Su geçirmiyor. Bir cumartesinde daha hoş geldin. Su geçirmiyor. Su geçirmiyor ama tabii gene eski telefon koydum. Yani bir şey olursa, yani bunu koymuyorum.
olmaz. Her gün şarkı söyleyebiliriz. Güzel şarkı söyleyebiliriz. Oyun oynarız, biliriz, eğleniriz. Şarkı söylemeyi... Balığı niye yakalayamadın abi? Gerçekten mutlu eder. Kaçtı. Bazen de şarkı söylemeyi. Bir şey bayağı. Tamam, bir şey mi sormuştun sen abi? Bir şey mi sormuştun? Evet. Çoğrenmiş gibi bir sikiyim. Ama bazı arkadaşlarım bizimle şarkı söylemeyi için mutlu olamaz. Yeni Can bizimle şarkı söylemezsen mutlu olmazsın değil mi? Burada Polat, yani Can, evet, çıkıntı karakter. Emre söz dinleyen karakter. Evet. O yüzden çıkıntılıkları hep şey yapıyor. Emre sen? Can yapıyor. Emre de diğer arkadaş. Böyle somut ediyoruz. Hadi bakalım. Elif şey biraz. İtiraz ediyor her şeye. Ha, ona mı söyledin? Sen şarkıya çalışın. Yani şarkıya çalışın. Nasıl oluyor Suat? Bakayım abi. Oo. Şey, bütün yüzüne yapmayacağız Okan. Sadece gözlerinin ve ağzının etrafını yapacağız. Zaten genellikle öyle oluyor değil mi? Öyleymiş. Bir siyah olsaydı siyahla da bir şöyle çerçeve çizerdik. Mesela ama var ya siyah vardı siyah. Benim. Bizde de var aslında, bir şu makyajlardan bir tanesinde vardır illaki. Demek ki bayan olsam makyajı da ben solda yapacakmışım. Solarım ya. Sen hiç onu düşünmüş müydün abi? Solak kızlar makyajı solla mı yaparlar? Olmuyor, sağ ol, yapalım. Seyircilerden yapacağız. Benim IQ'm o kadar yüksek değil. Senin seyirciler de maşallah ya. Adamlar o kadar güzel noktalara değmiyorlar ki bazen kahkahalarla gelindi. Aynen. Uyuşturucu taciri, Okan Bey. Ya sadece o değil, mesela o kurbanlık dana meselesinde öldüm gülmekten ya bazen. Hayır sana. Bir tanesi yazmış ya, şey diyor, siz... Yok diye bir bize konuşur. Siz diyor, işte bir danaya 7 kişi girerken ben euroyla bir... İşte bir kişi oldu, tek başına ama 5 tanaya mı giriyordu? Bir şey söylemiş. Ha. Ben de senin oynadığın videodan bahsediyorum. Yok yok, hayır hayır. Konusu şey işte, bu fakir, çok fakir bir ailenin oğlu. Annesi tek başına, babası ölmüş, annesi tek başına. Yani okuluna satanını karşılamıyor, İzmir'e yurda gönderiyor. İzmir'in bir ilçesi. Şeye tak, diğer... İzmir'e yurda gönderiyor. Yurtta işte bir tane adamla sahip çıkıyor, mahallesinden tanıdığı bir adam. Aradan bir ay önden ziyarete gidiyor falan, burada bir hocası var. Gayet iyi. Hocası ona Kur'an mı öğretiyor? Bak ister misin? Bak bir tane fotoğraf çek. Ne ilk dörtlü? Nasıl söyledi? İki kolu. Hayır. Söyle işte. Söyle. Şimdi bak, bu sefer canlı söyleyeceksiniz. Çünkü bunu kaydedeceğim, bu jingle müziği olacak. Şu an sadece ses kayıt alacağım yani. Alttan müzikler versek aslında... Ben bir şey söyleyeceğim. Sonra veririz. Çekimde veririz. 90'ların Ercan Taner'i gibisin abi. Elinde mikrofonda sahaya dalıyor ya. Bizim mikrofon. Abi. Değil mi? Evet. Ben şimdi şey mi? Musulman mı neşeli? Hayır, şu an sadece ses kayıt alacağımız için jingle müziği. O yüzden herkes neşeli bir şekilde, gür bir şekilde söylüyor. Tamam mı? Şarkı. Söyleyeyim bakalım. 1, 2, 3, başla. İki elim, iki kolum, bacaklarım. Sen söyle, sadece burada. O zaman gelin, başla. Başla. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir ağız var. Her insanda bir burun, bir ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulaktan da ne var? Hey! Olur mu hiç üç kulaktan da ne var? Hey! Tamam, fazla bile. Birinci de hey. Merhaba sevgili çocuklar. Bir cumartesi neşesine daha hoş geldiniz. Bizler palyaço bobinlerinde güleriz, seviniriz, oyunlar oynarız, şarkılar söyleriz. Girerken şuradan gir böyle, kadrajın dışından. Evet. Öyle mi gireyim? Merhaba çocuklar. Aynen. Şu an dışındayım değil mi? Şu an dışındasın.
Bir sol yapıp böyle mi girelim? Evet. Kayıt. Değil. Yapacaktın tamam, yani prova dedik. Prova. Oyun. Kandırıyor mu? Merhaba sevgili çocuklar. Hayır mı? Devam etsin. Palyaço bu benim evine. Hoş geldiniz. Bir cumartesi neşesinde tekrar buluşuyoruz. Değiştirdim yani. Olsun kafana göre değiştirmişsin. Çok aşırı uzatma sadece. Evet. Evet. Kafana göre değiştirmişsin. Yani mümkün olduğu kadar tabii düzgünü söyleyeyim. Merhaba sevgili çocuklar. Bir cumartesi neşesinde daha hoş geldiniz. Bizler Palyaço Bobin evinde güleriz, eğleniriz, oyunlar oynarız, şarkılar söyleriz. Ama bazı arkadaşlarımız bizle şarkı söylemediği için mutsuz olurlar. Sokurtup dururlar. Öyle değil mi Çağ? Palyaço 2 oyun. Siz şarkıyı söylemeye başlıyorsunuz. Olur mu hiç hiç kulak döndürmeye bak. He. Olur mu hiç hiç kulak döndürmeye bak. He. Bunda hey yok işte. Birinci de hey var. Sonra tekrar döndüğünde tekrar birinci de hey gideceğiz. Tamam mı? Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. He. Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. Olur mu hiç bak, aynen. Üç kulak döndü aynaya bak. Hepsini hey mi demişsinler? Bir dakika. Hey diyorsunuz, sonra döndü aynaya bak diyorsun. Ondan sonra sen direkt tak giriyorsun. He, o zaman bir kere söylüyoruz. Bir kere. Bir kere, tamam. Yani, evet, hey diyorsun, bir daha söylüyorsun, sonra giriyor. Çocukların kafası karıştırdınız. Tamam. Heh. Siz ses akıyor değil mi? Ben fark etmez ya. Fark etmez abi. Akıyor mu? Palyaço 3. Söyleyin şarkıyı. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. He. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Şey diyecektim sana. Bir dakika. Aynısı mı bir daha? Aynısı. Tamam. Palyaço 6. Söyleyin şarkıyı. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. He. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Merhaba çocuklar. Bir cumartesi neşesine daha hoş geldiniz. Bizler Palyaço Bobin'in evinde neşeli olmak için ne yaparız? Şarkılar söyleriz. Oyunlar oynarız. Ah. Ama bazı arkadaşlarımız bizimle şarkı söylemediği için öyle somurtup dururlar. Öyle değil mi Can? Bizimle şarkı söylemezsen öyle somurtup durursun işte. Hadi gülümse biraz. Gülümse. İşte bu kadar. Fena değil. Afiyet. Tamam. Palyaço 8. Söyleyin şarkıyı. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Hey. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Söyleyin şarkıyı. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Hey. Olur mu hiç 3 kulak döndü aynaya bak. Bir cumartesi neşesine daha hoş geldiniz. Bizler Palyaço Bobin'in evinde neşeli olmak için ne yapıyoruz? Şarkılar söylüyoruz. Kaldım. Giriyorum. Evet, boyalarımız geldi. Bizler Palyaço Bobin'in evinde hem resim yapıyor hem de yaratıcılığımızı geliştiriyoruz. Hadi bakalım başlayın. Hemen siz başlayın ki ben onu söyleyeyim. Ne oldu? Sen ne ediyorsun? Boyunumun içinden bir şey çıktı. Oyuncak mı yoksa? Ne çıktı? Diş gibi. Bilmem diş galiba. Bilmem diş galiba. Tamam fena değil. Şeyi koyuyor ya. Boyayı koyar koymaz sen şaşırıyorsun hemen elini sok. Hiç bekleme. Yapacağım çünkü dişi çıkmıyor. Siz de evet. Batırın, beklemeyin. Siz de batırıyorsunuz, çizmeye başlıyorsunuz. Evet, aferin, güzel. Evet, boyalarınız geldi. Evet, Okan. Boyayı koyduktan sonra sizin en güzel resim kazanan çok özel bir resim söylenmiş. Palyaço 12. Oyun. Evet, boyalarınız geldi. Bizler Palyaço Bobinlerinde hem resim yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bakalım en güzel resmi kim yapacak? En güzel resim yapana çok özel bir ödülümüz var. Hadi bakalım başlayın.
bir şey değil. Ne çizdin? Evini mi çizdin? Bak bak bunları alıyorsun ya. Şöyle tek tek alayım mı? Kamera göstereyim. Kamera gösterebilirsin. Böyle yapabilirsin. Tamam. Çünkü sonuçta kameranın olduğu benim işim. Tamam. Evini mi çizdin? Aferin sana. Evet. Ondan sen çizme oluyor. Aldım. Kolay. Aynen. Sen çizmeyeceğin bir şeysin şu. Hayır, ilk başta çiziyorum. İlk başta çiziyorum. Onu da al. Değiştirdik sonra. Aynen al. Resimde iki çöpler adam var. Biri kadın, biri erkek. Kim bunlar? Annemle baba. Hayır. Dur bekle bekle. O senin sözün değil. Bir dakika. Niye? Benim sözüm işte. Resimde iki çöpler adam var. Hayır, hayır. Bak. Bunlar senin sözün değil. Bakıyor. Resimde iki çöpte adam var, biri kadın nereye? Sen burada yıkarsın. Ha söz değil. Sen sadece bunlar kim bak diyorsun. Mesela şey diyeceksin, evet bakalım sen de çizmişsin, ondan sonra bakıyorsun. Bunlar kim diye soruyorsun. Ha sadece bunlar kim? Tamam. Benim parantez içinde olmayınca. Oradan başla istersen. Tamam. Evet, bakalım neler yapmışız. Ne çizdin? Evini mi çizdin? Aferin sana. Bunlar kim? Annemle babam. Seviyor musun annenle babanı? Biraz daha üzgünsün, biraz daha üzgünsün. Özledin çünkü sen. Özledin anneni babanı özledin. Bunlar kim? Annemle babam. Seviyor musun bakalım onları? Evet, çok seviyorum. Aferin! Annenle baba sevinir. Ama çok bağlanmamak lazım değil mi? Yoksa ara kuzusu derler. Değil mi? Sonra işte o şarkıyı söyledik. Sonra dalga geçerler. Ana kuzusu! Ana kuzusu nasıl oluşur melodisi? Ana kuzusu, ana kuzusu. He, anladım anladım. Ana kuzusu, ana kuzusu diye ya! Üçüncü evet. Hocaya bakıyor. Bu yana geçeyim mi? Buradan bakayım yine. Geçeyim mi? Şöyle yapayım istersen resimleri. Hem kamerada gözükmüş olur. Tamam. Sevsinler bir şekilde. Tamam. Bak hem de çizmişsin. Şöyle hareketler falan. Hatta şey... Evet. Hazır mısın? Evet. Sizler kayıt mı? Anlıyor. Bir dakika. Palyaço 13. Oyun. Evet, bakalım neler yapmışız. Sen yaptın. Ev mi çizdin? Aferin sana, güzel olmuş. Bunlar kim? Annemle babam. Ah, ama bravo. Zaten ilk başta tekledim. Niye? Teklerin bunlar kim derken. Evet. Bir de şeyde, onda da çok hızlı geçtin. Çok hızlı geçtin. Sen de çizdin, bakıyorsun böyle. Evini mi çizdin? O ben böyle geçtim. Onaylıyor. Aferin diyorsun, geri koyuyorsun. Onu aferin, çok hızlı tamam, geçtin tamam, yani. Tamam. 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 O geçiş nasıldı? Nereye geçiş nasıldı? Bunlar kim? Ha, alıyor beni sen, bunlar kim? Mesela şey de diyebilirsin. Evet sen de çizdin de diyebilirsin. Tamam. Sonra bakıyorsun, o gösteriyor ya sana. Veya elini alıyorsun. Bakayım sen de çizin derken elini alıyorsun. Tamam. Soruyor musun annene babana? O şekilde devam ediyorum. Evet. Tamam. Palyaço 14. Oyun. Evet. Bakalım neler yapmışız. Bakalım sen ne yaptın. Ev mi çizdin? Senin evin mi yoksa? Aferin sana. Sen yaptın. Kim bunlar? Annemle babam. Ooo, seviyor musun annenle babanı? Evet, çok seviyorum. Aferin, annenle baba sevinir. Ama onlara çok bağlanmamak lazım. Sonra daha geçerler, değil mi? Ana kuzusu, ana kuzusu ya. Evet, sen ne yaptın? Başa dön. Ana kuzusu derler diyeceksin. Değil mi? Derler diyeceksin. Hayır onu söyledi de ondan önce. He sonra derler mi dedi? Sonra derleri bekledim. Yok şeydi ya sonra, sonra sen de ana kuzusu diye dalga geçerler. Tamam. Ha onu da söylemedi değil mi? He onu da söyledi. Onu da söylemedi. Ana kuzusu diye dalga geçer ondan sonra ana kuzusu, ana kuzusu. Tamam. Ana kuzusunu söyledi zaten ana kuzusu. Tamam buraya oturttuktan sonra zaten orası. Bir saniye bence bir daha. Palyaço 15. Oyun. Evet bakalım neler yapmışız. Sen geçirdin. Aferin, güzel olmuş. Sen ne yaptın bakalım? Kim bunlar? Annemle babam. Hmm, annenle babanı seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Aferin, anneyle baba sevilir.
ama onlara bağlı olmaz. Değil mi? Sonra dalga geçerler seninle. Ara kuzusu, ara kuzusu diye ya. Evet, sen ne yaptın bakalım? Sen de mi el çizdin? Ama hep el çizmek olmaz. Bekle. Ev iyi gidiyor. Kapalı mı kamera? Siz ses kayıt cihazını kapattınız değil mi? Evet, kapattık. Her kılığa girdin abi. Hı hı. Hatta nasıl elini bastıracağını da göstereceğim abi. İki tane, bir oldu. İnşallah çok. Aşırı olmadı. Aşırı olursa da pamukla biraz alırız. Bu şekilde, tamam mı? Hazırız. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Kamera gelecek. Bakayım. Elli oluyor mu? Buradan bile oluyor. Hı? Belli evet. Oluyor mu? Kamerada? Bak sen kamerada. Zoom gireceğim zaten. Hı. Tamam güzel. Şimdi biraz hamur da alacağız. Hamur mu versene? Hamur. Tersini vereyim mi? Hızlı bir şey tersini. Yo o çok şey bak. Beyaz olan yeri var ya. Bu yumuşatır ama. Ha tamam. İzlerimizi siliyoruz. Rolünü yanlış söyledi. Ve sonuç ortada. Ama çok abartmışız ya. Nasıl güzel olmuş mu? Evet.
nasıl? Anladım. Anladım. Başladığı zaman... Gerçekten gerçek. Sen çizmeye başlıyorsun. Gözüne evet, duyduğunuz zaman çizmeye başlıyorum. Evet diye giriyor ya, sen elinde başlıyorsun bunu. Bu elinde başlıyorsun. Evet dediği zaman çizmeye başlıyorsun işte. Ağaç çiz, orman çiz, güneş falan çiz. Ama ilk etap çizme, yani. Sadece elini al, bir oturtalım ondan sonra çiz. Tabii, ha öyle mi? Evet. Tamam. İlk prova o zaman çizmiyorsun. Çiziyor gibi ya, boş böyle tut. Çiziyor gibi. Elini parmağını, ha, aynı böyle. Evet, arkadaşım çizirsin. Yok, üstüne geçelim. Düzgün. Geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika, o zaman Cem ve Ekşin zamanı bugünün sorusu büyüklerin sözünü dinlemek. Yok, önce prova. Kapatabilirsiniz şeyleri. Giriyor mu? Gir abi. Evet, arkadaşımız size dursun. Biz de kutla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Aa, burnum yok. Sizler gülmüyorsunuz, sizler üzgünsünüz. Evet! Bir şey diyeceğim, aslında bunu ezberleyebilirsin, zor değil. Neden biliyor musun? Üç tane konu var. Konuları zaten biliyorsan aslında kolay. Tamam. Bir tanesi neydi? Bak, bir tanesi... O üç konu olarak ezberlersen bence yaparsın. Çünkü gerisini zaten şey yapacaksın. Biri sana yaklaşıp merhaba derse ne demek? Biri sana yaklaşıp merhaba derse ne demelisin? Evet, ona merhaba demeliyiz. Çünkü büyüklere... Büyüklerin selamını, büyüklerin selamını almamak büyük saygısızlıktır. Değil mi çocuklar? Değil mi çocuklar? Evet. Peki... Sana yardım amaçlı biri arabasını almak isterse ne demelisin? Biliyorsun cevabı. Kabul et. Tabii ki kabul etmeliyiz. Büyüklerin yardımını geri çevirmek büyük saygısızlık. Büyüklerin yardımını geri çevirmek büyük saygısızlıktır. Büyüklere saygısızlık etmek istemeyiz değil mi arkadaşlar? Büyüklere saygısızlık etmek istemeyiz değil mi arkadaşlar? Evet. İsteksiz söyleyeceksin zaten. Evet. Polat sen de söyle. Sen de söyle şimdi. Bak sonra. Peki Ökkeş. Bu esnada... Peki Ökkeş. Bu esnada... Hayır bu esnada ben diyorum. Bu esnada o diyor. Ha, arkadaş tamam. Suat geçiyor. Suat burada sen varsın artık. Çengel değil mi bana? Yok bağlanıyor. Kim alacak? Kim alacak? Hayır. Ha? Mete geliyor. Bir adım önde. Abi bu bari. Sağ ol. Baksana. Çok iyi. Bence de çok iyi. Peki işte ben kaçsaydım. Kan biraz kan ihtiyacı. Fırçayla yaptır. Böyle. Elinde satır falan yok. Fırçayla böyle yaptır. Hayır hiç yok. Efendim fırçayla şöyle at. Veya şimdi tam şu anda aslında giymesi gerek yok ya. Çünkü sen şu an sıkıyor musun? Ya. Şu an şey kasabaneye gidiyor. Tamam. Gel o zaman. Nerede geçiyorum ben şimdi? Sen şu an kaldırış dışısı ben sana buradan mı? Onların yerini söylerim. Şimdi bak. Bu çaktığım adam böyle geliyor. Çaktığım adam mesela kaç? Çaktığım adam. Sen de yapalım. Emre. Ha. Buraya doğru koşuyorsun ondan sonra. O koşuyla sen de gidiyorsun arkasına. Görüntü gidiyor. Tamam. Ama gülmeyeceğim. Gülmüyorsun. Korkuyorsun. Korkar bir şekilde. Tamam mı? Gülme yok. Şimdi burada kandarca değiliz değil mi? Değilsin ben sana bir daha şey yaparım yardımcı olurum. Aynen. Şunu burada bekleyebilirim. Galiba bakayım. Evet arkadaşımız size dursun biz kokla gösterisine geçelim. Tamam. Geliş gördüğün anda sonlar olur zaten. Heh. Evet arkadaşlar büyüklere saygısızlık etmek istemeyiz değil mi? Beni izleme onu izle. Ona bakalım ha. Siz el kol hareketi yapınca size dönüyor. Yok Okan'ı istiyorum. Hayır hayır. Buna döndürün. Bir kere göster bakayım nasıl kaçacaksın. Evet arkadaşlar. Büyüklerimize saygısızlık etmek istemeyiz değil mi? Aynen güzel. Ama gülme. Ama ben Suat'ı nasıl şu an iyiydi. Suat'ı nasıl fark edeceğim? Suat'ı fark etmiyor ya.
Suat'la senin alakan yok. Sen kaçan çocuğu fark ediyorsun. He. Suat senin adamın zaten. Bence olacak ya. Hadi. Bir prova alalım. Bir dakika. Gel bakayım. Gir abi sen. Evet diyeceksin. Evet. Arkadaşımız Tise Doksun. Biz de kutla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika. O zaman çeyrek geç zamanı. Bugünün konusu... Bir şey diyeceğim abi. Onu yapma, orada durma. Çünkü orada durduğun zaman Suat direkt gözüküyor. Suat içeride dursa? Bak şeyi kapat. Hayır. Emre'yi kapat. Emre'nin burayı, tamam. Emre'nin kaçışı da gözükmez, tamam. Daha iyi olur. Tamam, aynen. Bir dakika. Gir. Evet! Arkadaşımız size dursun, biz de kutla gösterisine geçelim mi? Evet. İkincisinde evet diyeceğiz, geçelim mi? Aslında o da iyiydi. Bir kişi diyor ya. Ha, dönüp öbürküne dönüp ondan sonra geçelim mi? Işte. Sonra ikisi bir yani. Evet, arkadaşımız size dursun. Biz de kutla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Geçelim mi? Evet. Harika! O zaman cevap geç zamanı. Bugünün konusu büyüklerimizin sözünü dinlemek. Hep geç. Bir sana... Suat sen arada çıkabiliyorsun, şöyle falan dur. Yani arada çıksan bile en azından hani yanlışlıkla gözükmüş gibi ol. Abi işte şurası yatay değil, dikey. Hayır sen şöyle dur. Aslında geriye gitmiyor. En azından gözüktüğün zaman bile hani onların tepelerinde duran birisi gibi ol yani. Hani çaktırmadan gözük, arada benim böyle gözük. Geçiş sahneme ayrı alsam. Olmaz. Ama o oradayken nasıl kaçacak? Oradayken nasıl kaçacak? Yani çaktırmadan. Görmez mi? İşte ay benim ondan sonra bir dakika. Okay. Akıyor. Palyaço 30 oyun. Evet. Arkadaşımız size dursun. Biz de kutla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika. O zaman cemlik geç zamanı. Günümüzün konusu büyüklerimizin sözünü dinlemek. Ökeş, bir büyük sana merhaba derse ne demelisin? Tabii ki merhaba diye cevap vermeniz Cem. Büyüklerimizin selamını almamak büyük saygısızlıktır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ökeş, peki bir büyük sana yardım etmek için arabasına davet ederse ne demelisin? Tabii ki kömürün. Okan bir de Polat Rem'de Polat gerçekten çizmesi gerekmiyor mu? Evet, burada çizecektir. Ne çizmiyor oğlum? Çıkın. Yani onu yok. Oyun dedi ya. Oyun dediği anda oyundur. Çıktınız mı siz? Prova ayrı, oyun ayrı. O dediği anda gerçek kayıttır. Palyaço 31, oyun. Evet, arkadaşımız size dursun. Biz de kutla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika, o zaman cevap geç zamanı. Günümüzün konusu büyüklerimizin sözünü dinlemek. Ökeş, bir büyük sana merhaba derse ne demelisin? Tabii ki sen de merhaba diye karşılık vermelisin Cem. Çünkü büyüklerin selamını almamak büyük saygısızlık olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ökeş, peki bir büyük sana yardım etmek için arabasına davet ederse ne yapmalısın? Tabii ki kabul etmeliyiz. Çünkü büyüklerin yardımını geri çevirmek büyük saygısızlıktır. Büyüklere saygısızlık etmek istemeyiz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ökeş, peki bir büyük karnını doyurmak için seni eve davet ederse ne yapmalısın? Ben erken gidiyorum değil mi? Yok, erken gidiyorum. Tamam. Güzel. Geriye sen bir yer tekledin. O değil mi arkadaşlar demeyi unuttum galiba.
Tamam, onun haricinde iyi bir şey. Siz geri gelin. Durduğun yer doğruydu bu sefer. Tamam. Durduğun yerde sıkıntı yok. Dur şey, Polat dur. Çizme. Çizim yok, şey yoksa çizmiyorsun, tamam mı? Kayıtta değilsek çizmiyorsun. Tamam. Palyaço 32, oyun. Evet! Arkadaşımız size dursun, biz de kukla gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika! Ne oldu? Ne oldu? Bak, günümüzün konusu değil, bugünün konusu. Ben ne diyorum? Günümüzün konusu diyorsun. Tamam, günümüz, bugünümüz. Hayır, bugün de. Günümüzün tamam. Konusu derken hani güncel konu anlamında gibi oluyor. Aa, bugünün tamam, konusu. Bugünün konusu. Tamam. Durduğumuz iyi olmuş o zaman. Tamam. Harika o zaman. Cem Bekle zaman. Heh. Cem Bekle zaman diyemedim. Hazır mıyız? Evet. Bakıyor. Palyaço 33. Oyun. Evet. Arkadaşımız size dursun. Biz de kutlu gösterisine geçelim mi? Geçelim mi? Evet. Harika! Cem Ekmeş zamanı. Bugünün konusu büyüklerimizin sözünü dinlemek. Ekmeş, bir büyük sana merhaba derse ne demelisin? Tabii ki biz de merhaba diye cevap vermeliyiz Cem. Çünkü büyüklerimizin selamını almamak büyük saygısızlıktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ekmeş, bir büyük sana yardım etmek için arabasına bindirmek isterse ne yapıyorsun? Tabii ki kovayı. Hı? Kovayı kırmızı. Kabul etmedi diyecektim. Güzel de var. Olsun ben de başta fazla zoom giymiştim. Maşallah sanat eseri yapmış. Güzel. Açayım yüksek tıfır gelmiş. Şurada olabilir mi? Aynen burada olabilir. Şöyle. Hiçbir yerde bulunmayan aşçımızın tarifi.
Gerçek çekim. Akıyor. Aynen. Palyaço 39. Oyun. Evet, yemeğimiz de hazır. Mis gibi de kokuyor. Büyüme çağında beslenme. Büyüme çağında beslenme çok önemli bir şeydir. Değil mi çocuklar? Değil mi çocuklar? Oh, yaşasın mis gibi fırınlanmış et, yumuşacık. Onu yaptıktan sonra bir noktada masanın üstüne koy. Sonra diğer çatalla tutmaya başla. Tamam, şu an gerçekçi olmadığı hiç gözükmüyor zaten. Şu an çok iyi. Biraz oturtayım. Tamam. Bizim için sonra yapalım. Size geçmedik yani. Akıyor. Bekle. Akıyor mu? Yok abi. Sen... Oo. Evet, buyurun. Akıyor değil mi? Aynen. Palyaço 40. Oyun. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Oyun. Evet. Yemeğimiz de hazır. Mis gibi de bakıyor. Beslenme çağında. Oldu. Büyüme çağında. Büyüme çok önemli şeydir. Büyüme yok mu? Büyüme çağında. Doğru büyümek en önemli. Unuttuk galiba ya. Akıyor. Palyaço 41. Oyun. Evet. Yemeğimiz de hazır. Mis gibi de kokuyor. Büyüme çağında beslenme çok önemli şeydir. Değil mi çocuklar? Değil mi çocuklar? Evet. Evet. Bakalım bugün ne yemek yiyeceğiz? Oo, yaşasın. Mis gibi fırınlanmış et. Yumuşacık. Hiçbir yerde bulunmayan aşçımızın özel tarifiyle. Aşçımızın müşterileri bu özel tarifi tadına bakmak için sıraya giriyorlar. Hadi bakalım. Tadına bakalım. Hep birlikte. Hadi arkadaşlar, tadına bakalım. Güzel. Palyaço 44. Oyun. Evet. Yemeğimiz de hazır. Mis gibi de bakıyor. Büyüme çağında beslenme çok önemli şeydir. Değil mi çocuklar? Değil mi çocuklar? Evet. Yaşasın. Salladım. Yaşasın demiyordum. Yaşamasın. Yaşamasın. Bundan sonrakinde aslında soyayı hiç ağızlarına sokmaya bile gerek yok. Hatta daha iyi olur. Bundan sonraki sahnede direkt bir şey çiğniyor gibi yapacaklar ve yutuyor gibi yapacaklar. Çok daha iyi olur. O ikisi yutacak. Şey yer... Ha böyle, böyle aynen bisküvi gibi bir şey veririz ağızlarına. Onları çiğnerler. Tamam. İsteme isteme yutarlar. Tamam. Tamam. O da yemiş gibi olur. Daha gerçekçi olur. Çünkü ötekini ya da şey yaparsın bir kere. Ağızlarına bisküvi veririz. Çatal ağızlarında boş olur. Çatalı çıkarırlar çiğnemeye başlarlar. Olabilir. Olabilir. İstiyorsan yaparız ama olabilir. Sen bilir. Neden biliyor musun? Arada boşluk olacak ya. Yes. Orada bir boşluk. Ama gene tabaklarına koyarız. Bakalım bu bilmeyin. Evet tamam. Yiyelim mi? Çocuklar yemeyeceksiniz. Hadi iyi kurtuldunuz. Abi çok güzel. Akıyor. Okan hazırsın değil mi? Evet. Palyaço 46. Oyun. Evet. Yemeğimiz de hazır. Mis gibi de kokuyor. Büyüme çağında beslenme önemli şeydir. Değil mi çocuklar? Değil mi? Evet. Evet. Güzel. Bakalım bugün ne yiyeceğiz? Oo.
Hatalar yok mu Volkan? Yaşasın diyecekti, iyi dedi. Yok yok yok. Aynen iyi dedi. Aynen yaşasın orada diyecekti direkt, o herhalde. Yaşasın sonra diyecek ya. Öyle miydi? Bakayım. Yok kapağı kaldırdıktan sonra yaşasın diyor. Yaşasın. Okan senin sözün doğruydu ama orada ondan önce yiğidim dedi tamam, ya. Tamam hayır, hayır. Tamam. Şeyi dağıtmayalım hemen hadi. Hadi. Yapma yapmayın Polat yapma. Akıyor. Haydi gerçek bak. Bak. Herkes. Evet. Akıyor. Evet. Palyaço 48 oyun. Evet, yemeğimiz de hazır. Mis gibi de kokuyor. Büyüme çağında beslenme evrenli şeydir. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet. Evet, bakalım bugün ne yiyeceğiz? Yaşasın. Mis gibi fırınlanmış et. Yumuşacık. Aşçımızın özel tarifiyle. Bu hiçbir yerde bulunmayan aşçımızın özel tarifini yemek için müşterileri sıraya giriyorlar. Evet bakalım. Polat güldü bir de şey. Çatandınız mı? Palyaço 49 oyun. Evet, yemeğimiz de hazır. Mis gibi ne kokuyor? Beslenme çatı. Allah kahretsin ya. Beslenme çatı. Hadi bir daha. Büyüme çatı. Ha Okan, bak o hatayı gene yaptın. Ooo diyeceksin, bir anda kaldıracaksın. Daha o demedik ki. Ha, bir önce günde. Ha. Çatantı yedi yani. Kaldırmadan önce diyeceksin. Tamam. Evet. Ooo, bak aldık. Ooo diyeceksin, hop kaldıracaksın. Akıyor. Hazır mıyız gençler? Çocuklar? Evet. Palyaço 50 oyun. Evet, yemeğimiz de hazır. Mis gibi de bakıyor. Büyüme çağında beslenme en önemli şeydir. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet. Evet. Bakalım bugün ne yiyeceğiz? Aşçımızın özel tarifiyle. Aşçımızın müşterileri bu özel tarifi yemek için sıraya giriyorlar. Hadi bakalım, tadına bakın. Hadi arkadaşlar, hep birlikte tadına bakalım nasıl olmuş. Hadi arkadaşlar, tadına bakın. Tamam, bu oldu değil mi? Evet, bu sefer oldu. Şimdi gençler. Onlar kalsın. Bozmayın. Yaşınca sıvıştım. Şey yine olmuş. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Can sen neden yemiyorsun? Aç değil misin? Hadi bakalım. Şimdi. Kuvvetli beslenki koruman güçlü abi olasın. Burada mıydın sen? Böyle miydi? Kapak falan burada mıydı? Evet, oradaydı. Tamam. Tamam. Şimdi siz bak. Elinizde çatal, tamam mı? Sen hariç. İkiniz elinizde çatal. Bir şey böyle yemişsiniz. Çok böyle kendinizi zorlayarak yutuyor gibisiniz, tamam mı? Hayır. Yok, ağzın boş, ağzın boş. Bak böyle ağzın boş. Böylesin. Hı. İstiyorsanız bir şey, bisküvi gibi bir şey vereyim. Daha kolay olur mu? Daha gerçekçi olur ya. Bence be. Ama etikim yok. Abi yumuşak bir şey vereyim. Halle gibi bir şey vereyim. Etikim. Halle yiyorum. Bu gayet yumuşak küçük olsun. Olur bisküvi gibi. Yedim ama. Şöyle değil ya, yumuşak. Yani en yumuşak. Halle yiyorum. Bir de dursun, ben ağzınıza atıp yiyeceğim. Bütün verme ya. Böl. Tamam. Mantıklı. 3'e 4'e böl. Evet.
Yok, iki bölüm değil. Sen yemiyorsun da. Şiva, ağzınıza atın dediğim zaman atıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra ben oyun deyince çiğniyorsunuz böyle. Hiç sevmediğiniz bir şey gibi. Ben zaten bunu çiğniyorum. Ondan sonra böyle kendinizi zorlayarak yutuyorsunuz. Tamam. Beraber. Tamam. Suratlar üzgün. Gülmek yok. Ondan sonra gülümsemek yok. Kapat burada mıydı abi? Evet. Ya ben gene başka yerden başlarım. Devam. Kısım olmaz. Nasıl? Çok önemli. Nasıl? Güzel bir çocuklar. Can sen neden yemiyorsun? Aç değil misin? Aslında var ya. Orada sen çaktırmadan mesaj veriyorsun. Güzel bir çocuklar. Nasıl güzel bir çocuklar. Yedirdiğin de çocuk ya çünkü. Nasıl güzel bir çocuklar. He anladım anladım. Anladın mı? Nasıl güzel bir et. Hayır tamam. Şu an anlatacağım. Fabrikalarda da işte bu soyaları bize kökte diye gösteriyorlar. Gidiyor. Olsun. Tadını anlıyor mu? Olsun. İşte bir söküyoruz fabrikada bunları et diye. Evet. Nasıl güzel mi çocuklar? Can sen neden yemiyorsun? Aç değil misin? Hadi bakalım. Kuvvetli beslen ki kocaman bir abi olasın. Aç bakalım ağzını. Hadi bakalım da ben yapayım. Aç bakalım ağzını aynen. Aç bakalım ağzını. Hadi bakalım. Kuvvetli beslen ki kocaman bir abi olasın. Aç bakalım ağzını. Evet bir dakika dur. Yani sen diyorsun. Sen kafanı çeviriyorsun. Sen açmayacaksın. Sen açma. Aç bakalım ağzını. Kafanı çeviriyorsun. Uçak geliyor. Uçak geliyor diyorsun. Uçak geliyor. Kamyon geliyor. Evet. Evet sonra ağza sokuyorsun. Ondan sonra soktuktan sonra biraz çiğniyor falan ben yapıyor. Ağzını uzamınca bırakayım arkamdan tükürsün. Geri şeye tükürüyor. Sonra ne oluyor? Hadi ama saçında bu var mı senin? Bir tane. Yok, kırmızı tamam. Bir şey dönmüş. Tamam. Bir şey var mı? Şuraya koymuş mu ya? Askerde ne derler? Burun gitti, kek gitti. Ben benim altımda var. Evet. Yok sen buradasın ya. Benim yanımda benim. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Can sen ne yapıyorsun? Sen neden yemiyorsun? Aç değil misin? Hadi bakalım. Kuvvetli beslenme, beslenme. Kocaman bir abi olasın. Sizler ne yapacağınız gibi anladınız değil mi? Çiğniyorsun ondan sonra yutuyor gibi yapıyorsunuz. Aferin. Ve yutuyorsunuz da. Evet, burada mıyım? Ağzınıza sokun şimdi eticinleri. Aferin. Ses girdi mi? Aklıyor. Siz hazır mısınız gençler? Gençler, yaşlılar. Orta yaşlılar. Evet. Palyaço 51 oyun. Nasıl? Güzel çocuklar. Can sen neden yemiyorsun? Aç değil misin yoksa? Unuttum. Hemen. Dur. En başta hemen. Ben siz çiğnemeyi durdurun. Yuttun mu? Hemen takviye. Oğlum ya şeyimizi bitirecek. Hadi sen diyordun o zaman. Ne güzel misin? Çeyrek yemesin. Güzel bir çocuklar. Ya sen de yiyorsun. Hadi bakalım çiğnemi destan git. Çiğnemi yiyorsun. Bu sefer iki tane var. En fazla 6 saniye çıkar ona göre. Küçük küçük yap dedim ben sana ya. Çiğnemi çiğnemi yarım 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 yarım. Sizden ayırtılır mısın ya? Bak. Hadi bakalım. Deme de bakalım. Hazır mıyız? Evet. Evet. Palyaço 54. Nasıl güzel bir şey. Çiğnemeye başlıyorsunuz çocuklar. Oyun.
metre geç kaldı. Çiğnemeye başlıyorsunuz. Çiğniyorsunuz. Oyun. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Aa, Can sen neden yeniyorsun? Aç değil misin yoksa? Hadi bakalım. Kocaman bir abi olmak için iyi beslenmen lazım. Hadi aç bakalım ağzını. Aa, kamyon geliyor, uçak geliyor. Hadi kocaman aç ağzını. Aferin sana. Bunu da kullan. Gündem mi kullanabilir? Polat güldü. Polat mı güldü? He. Gülmek yok. Yerde bayağı gülüyor bak, dikkat et. Güzel. Akıyor. Bir dakika. Palyaço 54, oyun. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Ah! Polat? Polat mı? Polat. Polat kim ya? Polat, ben tanımıyorum Polat diye. Çok aşırı abartı... Dur, yemeği saydım. Çok aşırı abartı yapmana gerek yok. Tamam. Biraz böyle. Yok, yine. Tamam, hadi. Hemen ağzındakini yemeden çekelim hadi. Çok aşırı surat yapmana gerek yok yani. Tamam. Biraz daha azalt. Yutma. Çiğne gel ya. Dilini çiğne. Dilini çiğne. Hadi. Hazır mıyız? Akıyor. Palyaço 55, oyun. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Ah! Polat! Hay Allah, Polat nereden çıktı ya? Can. Polat diyorum, benim de kafama Polat'ı sokuyor. Can. Ne yapacağını cevap oradan sonra. Can. Aa Can. Sen gerek senden bir kıyak olsun hadi. Al. Sen niye büyük verdiğini bilmiyorum ama. Kıyak. Sabahtan beri diz mi ne? Bir parça şey. Ben yövmeye dedi işte. Evet. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Hadi. Konsantrasyon. Çiğnemeyi sakın. Ben oyun deyince çiğnemeye başlayacaksınız, tamam mı? Oyun deyince. Hazır mısınız? Evet. Akıyor. Palyaço 56. Oyun. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Aa, Can sen ne yapıyorsun? Aç değil misin yoksa? Hadi bakalım. İyi beslendin. Kocaman bir abi olasın değil mi? Hadi aç ağzını. Aaa kamyon geliyor, uçak geliyor. Hadi bakayım kocaman aç ağzını. Aferin sana. Hadi. Sen hemen döndürüyorsun. Bir iki saniye çözdüm. Ondan sonra da. Tamam. Ya tadı etkili. He yani. Sen bir çok yaz onlardan. Vejetaryenler kendini kandırsınmış. Evet. Bir daha. Sen? Akı. Palyaço 57. Oyun. Çiğnemeye başlıyorsunuz. Nasıl? Güzel çocuklar. Aa. Can sen neden yemiyorsun? Aç değil misin yoksa? Hadi bakalım. Güçlü, kuvvetli, kocaman bir abi olmak için iyi beslenmen lazım. Hadi aç ağzını. Aa, hadi kamyon geliyor, uçak geliyor. Hadi aç bakalım ağzını. Aferin sana. Ha ha, aferin. Bu bile kullanılır aslında. Abi ne diyorsun ya? Gülme diyoruz bir kere. Yandın mı? Polat da biraz gülüyor. Gülüyor evet. Nasıl? Güzel çocuklar. Aa, Can sen neden yiyorsun? Aç değil misin yoksa? Hadi bakalım. Güçlü, kuvvetli, kocaman bir abi olmak için güzel beslenmelisin. Hadi aa. Hadi kocaman aç ağzını. Kamyon geliyor, uçak geliyor. Hadi bakalım. Aferin sana! Can. Allah aşkına. Anne. Olduysa en son cebi geçiyoruz artık. Onu geçelim ya.
Emre, sana bir matematik soru soracağım. Şey. Bugün en kaçı? Eldivenler geçen sefer de yoktu değil mi? Çıkardım ya şeyden sonra, kukladan sonra takmadım. Daha o zaman takmadım. Nasıl kukla orada geçmiş oluyor diye anlık sıkıntısı olmaz. Şimdi tekrardan giyme ama. Yani. Tamam. Evet. Yani yemek bir daha hazırlı ya. Yemek yaparken aynen, aynen. Çıkarmış oldum. Aynen. Evet. Sınav bir matematik sorduk. Başlayalım mı? Pozisyonunu göster. Bugün ayın kaçı? 17. Peki bir hafta sonra ayın kaçı olur? Ayın 24'ü. Sonra neydi? Aferin çak dedin. Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Hadi şarkı zamanı. Diyor. Ben şöyle elimi kaldırdığım zaman siz böyle ses duymuş gibi şöyle bakıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra ama yeni normal halinize giriyorsunuz. Ben onların korktuğunu fark edip şarkı evet. Zamanına giriyorum. Evet. Tamam. Hadi kayıt alalım ya. Kayıt alalım da anlayamayız. Akıyor. Değmesin abi. İkisi bir öneriniz. Palyaço 58. Oyun. Evet. Sana bir matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17. Peki bir hafta sonra ayın kaçı olur? Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Ses gelecek burada işte. Suat, bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde de sen vuruyor. Ben başladım bir abi. Ha, bir tane ses yap da onu şey yapalım. Ses yapmadım. Çünkü Efe evim kaldı. Belli olmuyor mu? Ondan değil. Zaten bu prova idi. Tamam. Vurayım mı? Hayır, vurmana gerek yok. Tamam. Bu sefer gerçek değil o yüzden. Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı. Hayır ben bir haftayı duydum hadi başladım. Abi ne çarp. Sen görmedin mi? Gördüm. Akıyor. Suat sen aynı yerdeyi duyunca vurmaya başla. Tamam. Bir hafta sonra falan lafını duyunca dön. Aynı yerde lafını duyunca vurmaya başla. Vurmayacağım falan. Hareket. Evet. Tamam. Neresi abi? Palyaço 60. Oyun. Evet. Evet. Sana bir matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? Evet hiç söyleme. Hemen Emre'den başla. Matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17. Hemen söyleme. Biraz düşün. Böyle bak. 17'si de tamam. Çünkü sen de bilmiyorsun. Yani bir haftadır şeysin sen de. Biliyorum. Tutsaksın. Bağlı. Evet bir haftadır bağlısın. Bekle. Palyaço 63. Oyun. Evet. Sana bir matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17. Peki bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Aferin çak. Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Yok şarkının bir şey aklıma gelmedi. Olur mu hiç üç kulak? Olur mu hiç kulak? Olur mu hiç üç kulak? Tamam. Olur mu hiç üç kulak? Tamam. Tamam oğlum oradan mı alalım? Yine başlayalım. Aynen başla. Emre'den. Palyaço 64. Oyun. Emre sana bir matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17. Peki bir hafta sonra ayın kaçı olur? Ne oldu? Kan mı geldi abi? Bir daha. Yok bilerek söyledim ona ya. Sürsünden gelsin diye. Hazır mı? Yes. Yes. Şeyi kapat. Perdeyi biraz kapat. Çok az kapat abi. Tamam güzel. Şu an güzel. Şu an güzel. Evet. Ama kendini açılıyor ya. Palyaço 67. Oyun. Evet. Sana bir matematik
soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17'si. Peki bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Aferin Çak! Aferin sana! Olmadı mı? Olsun sen devam et ya, biz en azından hani zamanlamayı ayarlamaya çalışıyoruz. Tamam. Hazır mı? Evet. Palyaço 68 oyun. Emre, sana bir matematik soru soracağım. Bugün ayın kaçı? 17'si. Peki, bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Aferin Çak! Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Şimdi şarkı zamanı. Emre, ara şarkı söyleyelim. Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. Tripodla sabitleyeceğim. Hiç oynatmayacağım. Sadece elle. Senin pozisyonun şu an bir tık daha iyi geldi. Çok iyi. Herkes hazır. Evet. Palyaço 69. Oyun. Emre, sana bir matematik sorusu soracağım. Bugün ayın kaçı? 17'si. Bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Çok iyi. Hop 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 hop. Çok iyi söyledin. Düşün biraz. Biraz düşün. Düşün de. Suat hareketleri çok iyi abi, aynen devam. Tamam. Herkes akıyor mu şu an? Ulan, bu ne zaman açıldı? Parlak bir şey inip kalkıyor yani orada. Tamam. Evet. Ama dur ya. Çok az bir aralık. O biraz aralık var mı sen? Aralık da azmış sanki. Aynen değil mi? O da dışarı alsam biraz aralık olmaz mı? Yok yok, iyi. İyice kapattım. Öyle mi oldu? Nasıl oluyor iş ya? Pencereden biri çıktı mı acaba? Yok. Ben bunu buraya takmıştım. Nereye? Buraya mı? Havuzu sen mi taktın? Evet. Tamam şöyle. Çift kapı bulayım. Evet abi. Abi geçerken çocuğun kovulmadı zaten. Şimdi çok mu aç? Çok açık. Yani çok saçma bir şey oldu. Dur şunu değiştirsen. Sen fazla yerini değiştirme Okan, neden biliyor musun? Arkana şey geldi. Dışarıdan şuradan ışık geliyor, güneş. Balona mı? Duvara. Hayır, şu an gözükmüyor ama oynadığın zaman gözüküyor. Tamam. Evet. Sol arkadaşlar. Akıyor. Akıyor mu? Akıyor. Palyaço 73 oyun. Ebe, sana bir matematik sorusu soracağım. Bugün en kaçı? Peki, bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Aferin! Çak!
geç kaldık. Hemen baştan başla. Ehe, sadece matematik sorusu soracağım. Bugün ayın kaçı? 17'si. Peki, bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24. Aferin kank! Bir hafta sonra ayın 24'ü. Hangi yerde? Hadi bakalım, şarkı söyleyelim. Hadi hep beraber. Olur mu hiç hiç kulak, dön de aynaya bak. Olur mu hiç hiç kulak, dön de aynaya bak. Güzel, bir daha. Hatta yok, hiç söylemeyin siz ya. En iyisi hiç söylemeyin. Palyaço 75, oyun. Evet, sana bir matematik sorusu soracağım. Bugün ayın kaçı? 17'si. Peki, bir hafta sonra ayın kaçı olur? 24'ü. Aferin, çak! Bir hafta sonra ayın 24'ü aynı yerde. Hadi bakalım hep beraber şarkı söyleyelim. Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak. Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak. Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak. Uzatman iyi oldu. Yapsın hocam. Uzatman iyi oldu. Ben diyecektim unuttum bak. Onu bir kere daha uzatacak bu sefer. Bakacak mısınız? Ben bakacağım.